Sevgili tarihte yürüyen adamlar, ben değil, o sesiniz. Yaklaşık 4 yıldır hep birlikte İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin tüm güzellikleri üzerinde beraber yürümedik mi? Tarihin üzerinde birlikte yürüdüğüm sevgili dostlarım, tarihte yürüyen adam bugün Karaköy ile Ortaköy arasında bulunan 100 ile 120 yıl diyelim, evvel fotoğrafı çekilen o görüntülerin aynı açısını bulup bugün, o gün fotoğrafını çektiğimiz açılarda bugünün ne olduğunu sizlere göstermeye devam ediyoruz. Şu an Galata Köprüsü'nün üzerindeyiz. Yani Cisri Cedid'in üzerindeyiz. Bize ilham olan ve sizin şu an görmüş olduğunuz fotoğraf Sultan Abdülhamit Han dönemine ait bir fotoğraftır. Takvimler 1900'lerin başlarını göstermektedir. 1845 tarihinde Abdülhamit Han'ın, yani bu fotoğrafın çekildiği dönemde Osmanlı tahtında bulunan Abdülhamit Han'ın baba annesi Bezmi Alem Valide Sultan tarafından, Abdülmecit Han'ın annesi Valide Sultan tarafından 1845 tarihinde Karaköy, Galata bölgesi ile Eminönü bölgesini, Halic'in her iki yakasını birbirine bağlayan, dolayısıyla kötü havalarda, yağmurlu havalarda, rüzgarlı havalarda kayıkların İşlemediği günlerde, iki yakanın birbirinden koptuğu günlerde iki yakayı birbirine bağlayan bir köprü yapıldı. Takvimler 1845 tarihini göstermekteydi. 1845 tarihinden 70 yıl sonra, yani 1900'lerin başlarında bir fotoğraf var elimizde. Kim tarafından çekildiği belli değil. Fakat fotoğrafı çeken kişi şu an tam olarak sizin bulunduğunuz yerde bulunmuş ve bu fotoğrafı çekmiş. Burada, tam olarak burada, tam olarak bulunduğum yerde birisi şöyle durmuş ileriye, Topkapı Sarayı istikametine bakıyor. Fotoğrafı çekenden kayıtsız. Ya farkında değil ya da umursamaz bir hal içerisinde. Tam olarak şuralarda bir yerde, tam olarak burada fesli bulunan bir insan fotoğrafın çekildiği yere doğru yürüyor. Bu bölgede tam olarak köprünün, kara bitip köprünün başladığı bir yerde kulübe var. Bu kulübe o günlerde Galata Köprüsü'nden her iki yakadan giriş ücretli. Az bir ücreti var. 5 kuruşluk ya da 5 paralık. Para metelik Abdülmecit devri paralarındandır. 5 paralık bir değeri olan bu köprüden geçiş ücretlidir. Sembolik bir fiyatı vardır ve orada görmüş olduğunuz, fotoğrafta görmüş olduğunuz kulübede bulunan görevliler o parayı alıyorlar. Şu bölgede tam olarak kulübenin önünde şuralarda bir dilenci kadın oturuyor. Takvimler 1900'ün başlarını gösterdiğinde tam olarak şu an sizin gördüğünüz gibi buralar kalabalık. Fakat 2020'yi gösterdiğinde ahşap köprü değil, metal köprü, kalabalık bir ortam değil, sokağa çıkma yasağından dolayı bomboş bir cadde ve 1900 ile 2020 arasında 120 yıllık zaman zarfında değişen köprüde hiçbir şey olmamış. ...1957 yılında Karaköy Meydanı yapılırken yıkılan, muhteşem güzelliğiyle
muhteşem ahşap işçiliğiyle gözleri boyayan, gönülleri süsleyen Merzifonlu Kara Musa Paşa Camisi'ni şu an görüyorsunuz. Caminin diğer adı Meydan Camii. 17. yüzyılın sonlarında 1700'lerin başları 1600'lerin sonlarında yapılan Merzifonlu Paşa Camii ya da halk arasındaki Karaköy Meydan Camii tam olarak şu an görmüş olduğunuz, şu an şimdi görmüş olduğunuz otobüs durağının hemen arkasında meydan ve boşluk olarak görülen şu an çimenliklerin bulunduğu yerdeydi. Bugün otobüs durağı var. Fotoğrafa baktığımızda o gün de bir otobüs durağı var. Tramvay geçiyor Galata Köprüsü'nün üzerinden. Otobüsler geçiyor ve bu otobüsler ve bu tramvaylar Merzifonlu Paşa Camisi'nin hemen önünden geçiyor. ...1950 yılında Fransız kökenli olan şehir mimarı Henry Prost'un çizmiş olduğu İstanbul şehir planına göre, Nazım planına göre olmaması gerekiyordu. Zira tıklım tıklım bina dolu olan meydanı yıkmak ve boşluk oluşturmak gerekiyordu. Şimdi burayı, yani Galata Köprüsü'nün yollarının geçtiği bölgedeki her şeyi yıkmak anlarım. Olur. Şehircilik anlamında yıkımını anlarım. Peki şu büyük binanın hemen arkasında bulunan ve caddenin açılışında herhangi bir engeli olmayan, cadde ile bir bağı olmayan Merzifonlu Paşa ya da Meydan Camii'ni niye yıktın? Çünkü o meydana hiçbir etkisi yoktu. Sonra şurada yapılan boşluğun meydanla bir alakası olmadığı anlaşılınca boş bırakılmış. Önündeki bina yıkılmadı. Yanındaki, arkasındaki binalar da yıkılmadı. Tek yıkılan şey Merzifonlu Meydan Camii. Ben bunda kasıt aramalı mıyım, aramamalı mıyım? Bunu size bırakıyorum. Ardından bu caminin bütün ahşap işlerini, bütün taş işlerini sökmüşler, numaralandırmışlar ve bir gemiye koyup Kınalı Ada'ya göndermişler. Kınalı Ada'da bu camiyi monte edip buradan alıp adaya götüreceklermiş. Fakat ne yazık ki gemi batmış ve 17. yüzyılın sonlarında yapılan muhteşem, güzel Meydan Camii Marmara Denizi'nin soğuk sularına gömülmüş. Meydan yapılmış, caminin boşluğunun herhangi bir iş için yıkılmaması gerektiği anlaşılmış ama gel gör ki yıkılmış ve bugün karşımızda böyle bir manzara var. Sevgili dostlar, elimizdeki fotoğraf 1930'lara ait güzel bir Karaköy meydanı. Tramvaylar, otobüsler çalışıyor. Merzifonlu Meydan Camii duruyor. Ama takvimler 2020'yi gösterdiğinde tam olarak arkamdaki manzara sizi bekliyor. ...1690'larda cami olarak hizmete açılan, 1957 yılında meydanı işgal ediyor. Meydan yapılırken böyle bir camiye yer yoktur diyerek yıkılan Merzifonlu Kara Musa Paşa Camisi'nin şu an içindeyim. Sizlerin şu an görmüş olduğu fotoğrafa göre caminin içindeyim. 2020'ye geçelim ve bugünleri görelim. Bomboş, hiçbir şekilde kullanılmayan bir alan olan, yıkanlar tarafından da biz bu camiyi niye yıktık ki denilen alandayım. Şurada minaresi var. Güzel, hoş bir minare. Farklı bir İslami kültüre göre yapılmış bir minare. Caminin yıkılmaması gerekiyordu. Fakat Henry Prost'un yapmış olduğu o acımasız İstanbul Nazım planında Karaköy'de
böyle bir camiye yer yoktu ve böyle güzel bir cami. Ben şu an 1957 öncesini görüyorum. Böylesine muhteşem, güzel bir cami yıkıldı. Onun önünde şuralarda 20. yüzyılın başlarında, 19. yüzyılın sonlarında yapılan iş hanı vardı. İş hanı da yıkıldı. Zaten sizin şu an görmüş olduğunuz fotoğrafta o iş hanının yıkık olan taşlarını, tuğlalarını görüyorsunuz. Onlar da burada bulunmaktadır. Sevgili dostlar, 1950 öncesi İstanbul ile 1960 sonrası İstanbul arasında dağlar kadar fark vardır. Bakın, 1930'lu yıllar burada taşlar, harabeler, yıkıntılar, karşıdan karşıya geçmek isteyen insanlar, güzel bir merzifonlu meydan camii. Takvimler 2020'yi gösterdiğinde ise bomboş, yalnızca arabaların geçmesi için asfalt döşeli boş bir meydan görüyorsunuz. ...1940'lı yıllara ait bir fotoğrafa bakıyorsunuz. Fotoğrafta Tersane Caddesi adı verilen Karaköy Meydanı'nı Perşembe Pazarı yolu ile Taksim istikametine ve Atatürk Bulvarı Köprüsü'ne bağlayan Tersane Caddesi şu an gördüğünüz gibi. Tek bir cadde, tek bir yol. Benim sol tarafımda ama size göre sağ tarafta 1875 tarihinde Abdülaziz Han tarafından dünyada yapılan en eski ikinci metronun Karaköy'le Taksim'i, İstiklal'i, tüneli birbirine bağlayan ilk ikinci metro. Birincisi İngiltere Londra 1873. İkincisi İstanbul Karaköy. Bir daha söyleyeyim mi? Bugün Türkiye'de Osmanlı'da kanıdan başka bir ulaşım aracı yoktu. Osmanlı modernleşemedi diyen birileri var. Onlara mesaj iletiyorum. Dünyanın en eski metrosu, dünyanın birinci metrosu, yer altından giden metro İngiltere Londra 1873. Dünyanın en eski ikinci metrosu Karaköy İstiklal 1875. Sultan Abdülaziz Han dönemi. Benim solumda metro var. Sağımda ise meşhur Norsten Karaköy Palası bulunmakta. O da Aziz devrine ait. Şu an 2020 yılında iki tane binada görünüyor. İki tane binanın ortasında görünüyoruz. Takvimler 1957 öncesini göstersin. Fotoğraf 1945'li yılları göstermektedir. Şuradan bir tane şapkalı, fötür şapkalı biri hızlı bir biçimde böyle yürüyor. Ben şu an o fötür şapkalının yürüdüğü istikamette yürüyorum. Fotoğrafın derinlemesine baktığınızda bugün ile örtüşmeyen bir şey var. Nedir o? Tam ortasında, yani iki tane binayı delen tam ortada, işte burada başlayan bir bina bloğu bulunmakta. Bu bina bloğu yolu ikiye ayırmaktadır. Buradan da, şuradan da tramvay yolları, tramvay rayları gitmektedir. Ben şu an bir binanın böyle biraz daha geri gidersem, 2020 yılında hiçbir şey olmaz. Ama 1945'li yıllarda, fotoğrafın çekildiği yıllarda geri gidersem, şu an çarptım. Ben şu an artık geri gidemem. Ya buraya gelmem gerekiyor ya da şuraya geçmem gerekiyor ki yoluma devam edeyim. Zira burası binalarla kapalı bir yer, binalarla kaplı bir yer. Tersane Caddesi restorasyonu yapılırken, yol düzenlemesi yapılırken iki caddenin ortasındaki bina bloğunu Perşembe Pazarı istikametine kadar yıkmışlar ve tek bir cadde haline getirmişler. Bize ilham olan fotoğraf 1940'lı yıllara ait. O fotoğrafta
İki tane cadde ortasında bina bloğu görüyoruz. Takvimler 2020 yılını gösterdiğinde sadece bir tek cadde bulunmaktadır. Dedik ya, 1940 ile 1957 yılları arasında hem İsmet İnönü devrinde hem Adnan Menderes devrinde İstanbul'un karakteristik kimliğiyle oynanmış bu caddede bu cümlenin apaçık ispatıdır. Deminki fotoğraftan bir 40 yıl evveline gidelim. Hatta 45 yıl evveline gidelim. Takvimler 1900'ün başını göstermektedir. Abdülhamit Han hala başımızda çok şükür. Devletin ve hilafetin başında Ulu Hakan bulunmaktadır. Karaköy Meydanı az evvel Tersane Caddesi açılırken ortada yıkılan bir blok binadan bahsetmiştik ya. İşte o blok binanın bulunduğu yer şurası. Önünde ise Karaköylü hamallar, Osmanlı hamalları bir fıçıyı bir oduna yaslamışlar. Buradan çekiyorlar. Trafik canlı, insanlar canlı. Birinci fotoğrafta var olan her iki tarafa da yayılan tramvay rayları yok. Bu 1900 yılına ait bir fotoğraf ve 1900 yılında henüz tramvay yolu döşenmemiş. Yer de zaten Arnavut kaldırımlı parkelerle dolu. Fotoğraf 1900 ile 1905 yılını göstermekte. Galata rıhtımından indirilen malları ya da Galata rıhtımına gemilere götürülen mallar tam olarak burada bulunan hanlara konulmuş ve hanlardan işçiler aracılığıyla, hamallar aracılığıyla buradan götürülmektedir. Tersane Caddesi'nde ortada yok edilen bir apartman bloğunu anlatıyorum ya. Karaköy'de bulunan hamalları, iş hanlarını, ticareti anlatıyorum ya. Galata rıhtımında bulunan mal taşıyan hamalları söylüyorum ya. Kurtuluş Savaşı'nda bizimle beraber savaşan, Birinci Dünya Savaşı'nda Yemen çöllerinde, Irak cephesinde, Filistin-Suriye hattında bizimle beraber çalışan, Sudan'dan Osmanlı başkentine kadar yürüyerek gelen, can, ümmet dostu, ismini gökyüzüne altın harflerle yazmamız gereken büyük insan, Sudanlı Zenci Musa'yı bir analım mı? Haydi şimdi elimizdeki telefonlarla Sudanlı Zenci Musa yazalım arama motoruna. Galata rıhtımında savaştan sonra hamallık yapan ve bu millet kurtulsun diye ömrünü cephelerde harcadıktan sonra ben bu fakir milletin ekmeğini yemem. Boğazımdan bu fakir milletin ekmeği geçmez. Ben çalışır paramı kazanırım diyen Sudanlı Zenci Musa tam olarak burada. Şimdi sizin fotoğrafta gördüğünüz gibi hamallar gibi mal taşıyarak kendi hayatını geçindiriyordu. Orhan Veli Dedikodu isimli şiirinde ne güzel demiş. Yüksek kaldırımda güpe gündüz, Melahati almışım da sonra Alemdar'a gitmişim öyle mi? Onu sonra anlatırım fakat diyor ya. İşte bu şiirde bahsedilen yüksek kaldırım sokak tabelasında okunduğu üzere tam olarak burası. Görmüş olduğunuz fotoğraf 1930'lu yıllara ait. Tramvay durağı Bankalar Caddesi adı verilen Osmanlı zamanındaki ismi ile Voyvoda Caddesi olan şuradan geçmekte ve bu yolun hizasından Beşiktaş-Kabataş hattına doğru gitmektedir. 1940'lı ve 50'li yıllarda iki postada vurulan
imar darbesinde her şey değiştirildi. Mesela ne oldu? Yüksek kaldırım yükseğe çıktı. Karaköy'ü Kabataş'a bağlayan tramvay yolu aşağıda kaldı. Voyvoda Caddesi'nden Kabataş'a doğru giden yol bugün merdivenli ve engebeli. O günlerde düzmüş ve dosdoğru Kabataş Fındıklı bölgesine gidiyormuş. Görmüş olduğunuz fotoğraf 1930'lu yıllara ait. 1911 yılında yapılan, arkamda görmüş olduğunuz o günlerde bir banka merkezi, bugünlerde bir üniversite binası olarak kullanılan bina 1911 yılına aittir. Yani fotoğrafta yapılışından 20 sene sonrasını görüyorsunuz. Yüksek kaldırım, Orhan Veli, fotoğrafta gördüğünüz önünden tramvay yolunun geçtiği cadde, 1930'lar, 2020'ler, aradan geçmiş 90 yıl, ne mi değişmiş? Şu an yokuş, bakın yokuş. Herhangi bir merdiven yok. Yalnızca yokuş. Fakat o günlerde burası merdiven. Merdivenlerle, yüzlerce basamakla Karaköy'e, Galata'ya bağlayan bir yol. Belçikalı iş adamı Henry Cavan işte bunu görmüş. Buraya bir metro yapmak lazım demiş. Osmanlı Devleti 1875 tarihinde buradaki merdivenlerle İstiklal'e, Galata'ya çıkmak 45 dakika sürdüğü için 575 metrelik bu yolu 90 saniyede alan tüneli yapmış. Sanırım topografik anlamda İstanbul'u öğrendiğimizde yapılan yatırımların neden yapıldığı daha iyi anlaşılıyor. Sevgili dostlar, arkamda 2020 yüksek kaldırımı. Sizin şu an görmüş olduğunuz fotoğraf 1930'ların yüksek kaldırımı. 90 sene geçmiş. Pek çok şey değişmiş. Takvimler 1900 yılının başlarını göstermektedir. Ulu Hakan Abdülhamit Han başımızda bulunmaktadır. Memleket Osmanlı'dır, Devlet-i Ali Osman kuralları geçerli, din İslam'dır, şeriat'tır ve hilafet her kurumda geçerlidir. Niye anlattım? Hilafetin, şeriatın ve Abdülhamit Han'ın hakim olduğu bu topraklarda yüce kelamımız olan Kur'an-ı Kerim'de, halifenin bütün dünyayı anlatmak zorunda olduğu Kur'an-ı Kerim'de var olan bir ayet-i kerimede söylendiği gibi leküm diniküm veliye din, senin dinin sana, benim dinim bana. İşte şu an Galata Beyoğlu Karaköy Levanten hattındayız. Burada gayrimüslimler bulunmaktaydı. Zaten fotoğrafın şuralarında bir yerlerinde fötür şapkalı bir insan bulunmakta. Demek ki gayrimüslim ya da Müslim fakat gayrimüslim kültüre hakim biri. Şuralarda bir yerlerde fesli bir dede, bir amca yürümekte bu tarafa doğru. Buralar karma karışık. 1900'lerin başlarında benim şu an tam arkamda Galata Port kapsamında devlet tarafından imar edilen, tam 9 kat alta kadar otoparklar yapılan büyük, dünya standardında ve dünya ölçülerinde bir proje var. Abdülaziz, Abdülhamid, 5. Mehmet Reşat ve Sultan Vahdettin devrinde. Cumhuriyet döneminin de başlarında Galata Rıhtımı olarak kullanılan yer var. Galata Rıhtımı'nda demir atmış gemilerden alınan mallar da arkamda sağlı sollu görülen iş hanlarına depo edilmekte ve buradan İstanbul pazarına çıkartılmaktadır. Takvimler 2020 yılını gösterdiğinde Galata Kulesi merkezli görüntü budur.
Takvimler 1900'lerin başlarını, 1900, 1901, 2, 3 ama asla 1905'ten sonra değil. 1900 ile 1905 arasında kim tarafından çekildiğini anlayamadığımız, öğrenemediğimiz bu fotoğrafta 1900 yılındaki görüntü tam olarak fotoğrafta görüldüğü gibidir. İnsanlar yaşıyorken kimlerle hangi fotoğrafta görünüyorlar, hangi fotoğrafta, hangi grubun içerisinde fotoğraf veriyorlar, dikkat etmeliler. Zira her an bir fotoğraf, sizin istem ve irade dışı çekilen bir fotoğraf, yıllar sonra bile olsa karşınıza çıkartılır. Bu sensin denir. İşte tam olarak bu sözlerimi haklı çıkartan bir fotoğrafa bakıyorsunuz. Yine 1900'lerin başları, Abdülhamit Han dönemi, Curcuna, Karmaşa. Şu an görmüş olduğunuz şuralardan itibaren şöyle elimle gösterdiğim her yerde insan kalabalığı var. Fötür şapkalılar var, fesliler var. Bu hem Müslüm hem gayrimüslim var demektir. Şuralarda bir yerde ise kim olduğu, nereye gittiği, nasıl bir hayat yaşadığı bilinemeyen bir hanımefendi bulunmaktadır. Yüzünde peçe var. Nereye gidiyordu? Allahu alem. Nereden yola çıktı? Allahu alem. Diyor ki Necip Fazıl, Allah ona rahmet eylesin, mekanını cennetü âlâ eylesin. Necip Fazıl Kısakürek, Bir Adam Yaratmak isimli eserinde diyor ki, daha doğrusu Hüsrev isimli baş karaktere dedirtiyor ki, bu dünyaya hakim değiliz. Çektirdiğimiz fotoğraflar kadar, çizilen resimler kadar hakim değiliz. Biz bir gün ölür, kemiklerimiz çürür, ismimiz hafızalardan gider. Ama içinde bulunduğumuz fotoğraflar kıyamete kadar bakidir. İşte bu sözleri haklı çıkartan bir fotoğraf. Burada bulunan, yüzünde peçe olan o hanımefendi tam 120 sene sonra onu baş role sokan bu fotoğrafın çekildiğini bilmiyordu. Tam 120 sene sonra onu anlatacak olan bir ekibin, bir Ülke TV isimli bir kanalın, o kanalda programı olan Tarihte Yürüyen Adam'ın haberinde değildi. Tek bildiğimiz şey bu meçhul kadın Tophane bölgesinden Karaköy bölgesine doğru böyle yürürken şu an görmüş olduğunuz fotoğrafın kadrajına girdi. Takvimler 1900'lerin başını, 1903-1905'leri gösterdiğinde Karaköy'ün bu bölgesi tam olarak fotoğrafta görüldüğü gibi. Galata Port inşasını solumuza verirsek bu yol bir zamanlar Abdülmecit Han devrinde Voyvodolar tarafından kullanılan karakol binası olduğu için Voyvoda Caddesi olarak kullanılan bir yoldur. Voyvoda Karakolu arkamdadır. Voyvoda Caddesi de şu an üzerinde bulunduğum caddedir. Galata Port inşaatından çok önceleri 1940-50'li yıllarda sahil tarafındaki binalar sahilleştirilme kapsamında yıkıldı. Şu an görmüş olduğunuz fotoğraf 1870'li yıllara ait bir fotoğraftır. Tahta Abdülaziz Han bulunmaktadır. Abdülhamit Han ise veliahttır. Bir kağanı vardır. Kağanı ile yük çeken biri vardır. 1870'ler hemen şuralarda tramvay yolu, tramvay rayları vardır. Bu da fotoğrafın 1877
sonrasına ait olduğunu bize anlatmaktadır. En iyi haliyle her ne kadar fotoğraf 1870'ler diye takdim edilmişse de 1877 yılında İETT'nin kuruluş yılı olan 1877 yılında atlı tramvaylar getirilip buralardan götürüldüğü bilinmektedir. O halde bu fotoğraf 1870'ler değil 1880'lerdir. O zaman padişah Abdülaziz değil Abdülhamit Han olmalıdır. Arkamda görmüş olduğunuz derken şu an değil, fotoğrafta görmüş olduğunuz cami ise 1. Abdülhamit Han tarafından 27. Osmanlı Padişahı Sultan Abdülhamit Han tarafından yapılan 1942-48 yılları arasındaki sahil düzenlemesi esnasında yıkılan Hamidi Evvel Camii yani Hamidiye Camii Voyvoda Caddesi 2020'de görüntü tam olarak budur. Fakat 1880'lere gidildiğinde, günümüzden 140 yıl evveline gidildiğinde görüntü, yaşayan insanlar, yük taşıyan kağnılar, yük taşıyan kağnıların bağlandığı büyükbaş hayvanlar ve etrafta yorgun argın bir biçimde, niye yorgun argın diyorum? Burası İstanbul'un gezi bölgesi değil, burası kültürel bir bölge değil. Burası İstanbul'un ticaret bölgesi. Galata Rıhtımı hemen sol tarafta, size göre sağ tarafta. Burası Galata Rıhtımı o günlerde. Burası ise hayatın var olduğu iş hanlarının olduğu merkez. Ve tam olarak 140 yıl evvel burada hayat böyleymiş. Takvimler 1914 senesini göstermektedir. Osmanlı Devleti henüz savaşa girmemiştir. Neden henüz savaşa girmemiştir diyorum? Çünkü Osmanlı 3 Kasım 1914'te 1. Dünya Savaşı'na girdi. Her ne kadar savaş Haziran 1914'te başlıyorsa da Osmanlı Devleti Kasım ayına kadar tarafsızlığını devam ettirdi. 3 Kasım 1914'te Almanya, Avusturya, Macaristan ve Bulgaristan ülkelerinin içinde bulunduğu ittifak devletlerinden yana savaşa girdi. Bu fotoğraf, şu an görmüş olduğunuz fotoğraf, 1914 yılına ait bir fotoğraftır. Dolmabahçe Sarayı'nda ikamet eden 35. Osmanlı Padişahı olan Sultan Mehmet Reşat Han, Dolmabahçe Sarayı'nda yani bu yolun ilerisinde, Beşiktaş bölgesindeki Dolmabahçe Sarayı'nda ikamet ediyordu. Bir toplantı mı var acaba ya da bir tören, bir davet, herhangi bir şey mi var bilemiyoruz. Tek bildiğimiz şey 1914 yılında Sultan Mehmet Reşat Han Dolmabahçe'den Karaköy'e doğru giden ama binalar itibariyle çok farklı binaların bulunduğu, yıkıldığı için size şu an bu binadır diyemeyeceğim. Binalar bloğunun arasından resmi bir tören ya da resmi bir geçit biçiminde Karaköy'e doğru gitmektedir. ...1877 yılında yapılan tramvay yolunun üzerinden gittiği çok belli. Fotoğrafta detay olarak görülen Sultan Mehmet Reşat Han'ın bindiği faytonun tekerleklerinin altından şu tren yolunun, şu tramvay yolunun o günde geçtiğini görmekteyiz. Yani 1914 yılında da, 2020 yılında da Beşiktaş'tan Karaköy'e bir tramvay hattı bulunmaktadır. Bu tramvay hattı Sultan Mehmet Reşat Han'ın faytonunun makam arabasının geçtiği yol güzergahında bizi arz-ı endam etmektedir. 1914 yılında 1. Dünya Savaşı'nın başında bir bahar-yaz havasında çekilen bu fotoğraf bize neler anlatmaktadır neler? Bir kere yıkılan bloklar, yapılan caddeler, cennet mekan, Sultan Abdülhamit Han'ın kardeşi
Sultan Vahdettin Han'ın abisi Mehmet Reşat Han'ın geçit töreni tam olarak bugün de tramvay yolu olarak kullanılan bu yol üzerinde yapılmış. Takvimler 2020'yi gösterdiğinde karşımızda böyle bir cadde görülmektedir. Takvimler 2020'yi gösterdiğinde tam olarak böyle bir manzarayı görmekteyiz. Takvimler 1914'ü gösterdiğinde fotoğrafta görülen kare sizi beklemekte. Takvimler 1970'leri gösterdiğinde Tophane Kılıç Ali Paşa Camisi'nin tam karşısında bulunan duvar üstü set çay bahçesinde fotoğrafta gördüğünüz gibi bir manzara görülmektedir. 1960'lar, 1970'ler, 1980'lerin ortalarına kadar Türkiye'den Almanya'ya bol miktarda işçinin gittiği yerdi. İşçiler İş Bulma Kurumu'na başvururlardı ve sırayla İş Bulma Kurumu'ndan kendisine çağrı yapılmasını beklerlerdi. İşte Anadolu'dan, Anadolu'nun herhangi bir kentinden, İş Bulma Kurumu şubesi olmayan herhangi bir kentten İş Bulma Kurumu'na başvurmak için İstanbul'a gelmiş, tek kişilik odalarda, bekar odalarında, bakımsız yerlerde bütçelerine uygun kiralık hanelerde kalıp öğlenleri de çağırıp beklerken çay içilen yer. 1950'ler, 1960'lar, 1970'ler tam olarak sizin şu an fotoğrafta gördüğünüz insanlar gibi arkamda görmüş olduğunuz duvar ve duvarın üzerinde bulunan set üstü çay bahçesinde sabahtan akşama kadar içilen çaylar ama kulaklar şu yakında olan Fındıklı'da olan İş ve İşçi Bulma Kurumu'ndan gelecek olan çağrıya kesilmiştir. İçeride bir telefon var. İş Bulma Kurumu telefonla arıyor buradaki işçileri. Sizin şu an görmüş olduğunuz işçileri İş Bulma Kurumu'na çağırıyor. Oradan Sirkeci Tren Garı, Sirkeci Tren Garı'ndan Ver Elini Almanya. Bugün 4. ve hatta 5. nesil Türklerin yaşadığı Almanya'ya giden, bugün 5. neslin olduğu Almanya'ya giden 1. ve 2. nesil Almancılar, Almancı diye tarif edilen Almanya'daki işçi dostlarımızın Türkiye'deki seyahatlerinin başladığı ve bittiği ilk durak ve son durak şu duvarın üzerinde. Bir değil, pek çok programda söylediğimiz gibi yıkımların bittiği ya da yıkımların zirveye ulaştığı 1957 yılından bir fotoğraf görüyorsunuz. Arkamda Tophane-i Amire binası. Fatih Sultan Mehmet Han tarafından gemilerin 22 Nisan 1453 Pazar günü yürüttüğü, karadan yürüttüğü yokuş tam olarak burasıdır. Nokta atışı olarak şurasıdır. Burasıdır diyemem ama gemilerin karadan yürütüldüğü yol bu güzergahtadır. 3800 metrelik bir alan. Tophane'den Kasımpaşa yarlarından Halice 3800 metrelik bir alanı kaplamaktadır. 22 parçalık Osmanlı donanması Fatih Sultan Mehmet Han'ın emriyle karadan dağlara tepelere doğru sürülmüş ve 23 Nisan 1453 Pazartesi günü uyandığında Romalı, İstanbullu, Bizanslı ahali karşısında Haliç'te Zanos Mehmet Paşa'nın korumasında 22 parçalık bir donanma görmüştür. İşte o yol üzerine Fatih Sultan Mehmet Han bu Tophane-i Amire binasını yaptırmış Osmanlı donanmasının ve Osmanlı Kara Ordusu'nun kullandığı toplar, dökülen toplar bu binada yapılmıştır. Zamanla istimlak edilmiş
16. yüzyıl, 17. 18. 19. yüzyıllarda binalar yapılmış ve tophane binası arada kalmıştır. Hiç görmedik değil mi? Şu an bize ilham olan bu fotoğrafı. Tophane binası bizim hep bildiğimiz caddenin önünde hiçbir şey olmayan, kapatılmayan, önü açık bir bina gibi. Hayır, teferruat gibi duruyordu. 1950'li yılların sonlarında önünde, arasında, arkasında, gerisinde, berisinde binalar vardı. Bu binalar yıkıldı ve bu kocaman cadde ve alan açıldı. Alan açılırken Osmanlı'ya ait Comte de Bonneval'ler, Baron de Tott'lar, Sultan 1. Mahmut'lar, Pendesi Hane-i Amire binaları yıkıldı. Yerine caddeler yapıldı. Eczacılık Fakültesi de şuradaydı. O da yıkıldı. Takvimler 2020'yi gösterdiğinde şu anki manzarayı görüyorsunuz. Takvimler 1957'yi gösterdiğinde şu an önünüzdeki fotoğraf sizi karşılıyor. 1957 Tophane.